ile uyumak isteyeceksiniz. Ayıların kış uykusunda tercih ettiği tek yatak mışıl yaylı yatakları. Mışıl yaylı yataklarıyla artık yatalak olmak bile çok kolay. Mışıl yaylı yatakları. Dondum. Hayrola ruhum, buraya al beni. Gel. Yağmuru beklemeden karla geldim aşkım. Ay canım. Karda yağmur gibi hızlı gitmiyor ki. Böyle saatte 3 kilometre hızlı sürükleye geliyor. Ah canım, kocasına gelebilmek için donmayı bile göze almış. Az kalsın kardan kadın oluyordum ama. Şimdi benim ateşim seni eritir, hiç merak etme. Eritir. Şurası Masar'ın evi. Burada da 1, 2, 3, evet 3 blok ilerideki belediyenin evlendirme dairesi bulunuyor. Şimdi biz ne dedik? Burası Masar'ın evi, burası da belediyenin evlendirme dairesi. Ha gerçi bu önemli değil çünkü biz nikah memurunu buradan alıp minik kuşumun evine getirebiliyoruz. Evet. Ay anne, inanmıyorum. Yani şimdi sen resmen savaş planı yapar gibi abimi evlendirme planı yapıyorsun ha? Tabii, bu işte bir nevi savaş sayılır. Şimdi burası evlenmelik mavi kuvvetlerden Reyhan'ın evi. Burası da evlenmeye karşı direnen kırmızı mazhar kuvvetlerinin evi. Böyle durumlar için siz hayaletlere üşümeyesiniz diye böyle kışlık yünlü bir şeyler vermiyorlar mı ruhum? Maalesef hayatım. Aslında normalde çarşaf veriyorlar ama ben torpilli olduğum için böyle gelebiliyorum. Vay be, şu saçlara bak. Bu saçlar Tom Cruise'da bile yok be. Yok canım, ne demek istiyorsun sen bakayım? Saçlarım çok havalı diyorum. Dikkat ediyorum da bugünlerde bütün kızların gözleri benim saçlarda. Ya demek bütün kızların gözleri senin saçlarında ha? Sen kaşınlığın, al bakalım. Rusel! Alçak hayalet. Çabuk saçlarını düzelt. Eski saçlarımı istiyorum. Çabuk düzelt şu saçları. Yo, fena mı? Bu saçlarla daha çok dikkat çekersin sevgili kocacığım. Ulan deniyor hortlak. Demek sen benim saçımı eski haline getirmiyorsun ha? Şimdi ben de senin saçını... Ben senin gibi... Ben Manuel. Gel. Bak, şurası Reyhan'ın evi. Reyhan buradan çıkıyor... ...ve Mazhar'ın evine giriyor. Fakat abi Mazhar yine de Reyhan'la evlenmiyor. Tüh. Ay buraya kadar stratejimiz ne kadar güzel gidiyordu. Ama Mazhar evlenmiyor. E niçin evlenmiyor peki? Çünkü Reyhan her şeye gülen ciddiyetsiz bir salak. Kim bilir belki de abim ciddi bir kızla evlenmek istiyordur. Evet, haklısın. Çok doğru. E peki ben bunca planı boşuna mı yaptım? Maalesef öyle. Ay, bana sorsaydın söylerdim. Kes. Ukalalık istemez. Dur bakalım. Şu Reyhan'ı bir arayalım. Ay. Alo, Reyhan. Sen misin benim salak kızım? Sakin kızım. Alo, sen kimsin? Reyhan ne için arıyorsun? Reyhan nereden arıyorsun ha? Reyhan'ın bu kaçıncı arayışın senin? Reyhan'ı aramak kimin ancıdır? Sen baba yiğit misin? Reyhan'ı aradığın için pişman mısın? Acımar mı? Hoppala, yanlışlıkla cinayet masasını mı aradım acaba? Ay, alo, Beykup Hanım teyze, benim Reyhan. Reyhan benim, beni tanımadınız mı bakın? Kızım, ben seni görüyor muyum da tanıyacağım ha? Bana bak Reyhan, biraz daha saçmalamaya devam edersen... ...seni Mazhar'la evlendirmekten vazgeçeceğim ona göre. Haberin olsun ha. Ay, kusura bakmayın Beykup Hanım teyze. Bir tane sapık beni o kadar çok rahatsız ediyor ki... ...ben de onu bulmaya çalışıyorum. Hatta sapık o kadar acayip bir sapık ki... ...kendisine yazmasın diye telefon numarasını bana verdi... ...ben onu arıyorum ya. Reyhan, bırak şimdi sapığı filan, bırak. Derhal buraya gel. Seni Mazhar'la evlendirmek için cillop gibi bir plan yaptım. Ciddi misiniz Beykup Hanım teyze? Demek bizi evlendirmek için plan yaptınız ha? Çok sağ olun. Niye zahmet ettiniz ki Beykup Hanım teyze? Siz bana söyleseydiniz ben plan yapardım evlenmek için. Ay, madem öyle plan yaptınız, ben de geleyim bari. Tamam mı? Hadi hoşça kalın. Öf, öf.
öf, 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 öf. Yani vallahi Masar'ı evlendirmeye uğraşmaktan yorulmuyorum da... ...şu salağa laf anlatırken tam 20 çeki odun kırmış gibi yoruluyorum ha. Gel buraya, bana bak. Ruhsar yakalarsan fena yakalarsan. Yakalarsan sorarsın canım. Bana bak Ruhsar, çabuk şu kafamı eski haline getir. Yoksa mezarını alır, oto mezarlığına naklettiririm ha. İyi tamam be, düzeltiyorum. Aferin, hadi bakayım. Oh be. Sırıtma, sırıtma, sırıtma. Hesabını sorabilirim ben sana bunu. Ne haber kanka? İyidir, Bodur Kleopatra. Ne oldu, yatak reklamı için bir şeyler bulabildin mi? Yatak reklamı için? Oğlum işe geç kaldık. Ne olsun? Yolda düşünürüz, bekle beni burada. Ceketimi alıp geliyorum, geç kaldık. Yavrum, işe geç kaldık, gitmem gerekiyor. Alçak, ben senin için -20 derecede yolculuk yapıyorum. Sen hemen kaçıyorsun değil mi? Ya ruhum, Ruhsar'cığım, işe geç kalırsam Önder Bey de... Kendi kendime. Ya geliyorum, geliyorum. Önder Bey de beni 120 derecede haşlar, haşlar. Ya neyse sen takma kafa. Tamam 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 git tamam tamam ya. Oh şişkom benim şişkom. Ne yapıyorsun lan öyle? Oğlum o benim tikim ya. Böyle bak. Biz düşündük, taşındık. Masar'ın seninle niçin evlenmediğini bulduk sonunda. Ciddi mi? Peki niye evlenmiyormuş? Çünkü çok gülüyorsun Reyhancığım. Abim seni ciddiyetsiz buluyor ve evlenmek istemiyor. Evet, çok haklısınız. Ben nedense her şeye çok gülüyorum. Mesela hayvanat bahçesine gittiğim zaman... ...orada herkes maymunlara gülerken... ...ben kirpilere bile gülüyorum. Reyhan, bu gülme huyunu engellemen lazım. Yoksa bu evlenme işi olmayacak, haberin olsun. İyi ama şimdi ben... ...gülmemi nasıl engelleyebilirim ki? Bak Reyhancığım, aklına böyle acıklı şeyler getir. Ne bileyim böyle sokak kedilerini düşün ya da ölmüş yakınlarını düşün. Tamam, tamam, tamam düşünüyorum. Ne yapıyorsun sen kızım, delirdin mi? Tam dediğiniz gibi düşünüyordum ki birden aklıma dedemin şu şekilde öldüğü geldi. Saçmalama Reyhan, saçmalama. Ben beyaz kesilmiştim. Bana bak Reyhan, sen bu gülme işine devam edersen evde kalırsın. Ben de Masar'a böyle gülmeyen ciddi bir kız bulurum, haberin olsun. Durun, ben o zaman şimdi doya doya güleyim de Masar benim yanında ayıp olmasın. Başlıyorum, 1, 2, 3. Tamam Önder Bey, gelir gelmez hemen size yolluyorum. Nerede kaldılar ya? Yok abi bu dosyada. Sen şuraya bak. Şuraya kızlar. Neredesiniz ya? He? Önder Bey en az 100 kez sizi sordu. Ah ya, Mışıl yaylı yataklarının sahibi Kütürdettin Döşek Bey... ...yaylı yatak reklamı için sizi bekliyor. Hadi ya. Hadi. Hadi. Dosya, dosya. Hadi, hadi dosyayı al gel. Adamın biri karısına inek demiş. O da yani karısı da ona inmeyek çıkak demiş. Çok komik, çok komik. Bakın, Kütürdettin Bey'ciğim çok komik. Bir tane daha var, bir tane daha var. Adam arkadaşının yüzüne bakmamış ama 95'ine bakmış. Aman ne komik, aman ne komik Kütürdettin Beyciğim. Umarım bitmiştir, hiç gülecek halim kalmadı. Şu bizim reklamı hazırlayan arkadaşlar saat kaç oldu hala gelmediler Önder Beyciğim. Gelirler, gelirler Kütürdettin Beyciğim, hiç merak etmeyin. Ah işte geldi. Nerede kaldınız be? Bir saattir Rükrettin Bey'le sizi bekliyoruz. Kütürdettin efendim. Kusura bakmayın, geç kaldık ama boşuna geç kalmadık efendim. Evet efendim. Neden geç kaldınız acaba, öğrenebilir miyiz? Kütürdettin Bey'in Mışıl Yaylı Yatakları reklamını hazırladık. Evet, çok şahane şeyler bulduk. Neler bulduğunuzu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hadi başlayayım bakalım. Evet, başladım efendim. Sevgili ihtiyarlar, Mışıl Yaylı Yataklarıyla ölüm döşeklerinde huzur içinde son nefesinizi verirsiniz. Mışıl Yaylı Yatakları fazla debelenmeden huzur içinde öldürür. Sevgili hapishane müdürleri, cezaevi ranzalarınıza mışıl yaylı yatakları koyarsanız mahkumlarınız daha mutlu bir şekilde cezalarını çekerler. Neler oluyor Önder Bey? Lütfen söyler misiniz? Vallahi ben de anlamadım. Herhalde çocuklar şaka yapıyorlar Rükrettin Beyciğim. Kütürdettin efendim. Pardon efendim.
Ne şakası canım? Mis gibi reklam işte. Nesi var? Mis gibi mi? Böyle reklam mı olur be? Siz kafayı mı üşüttünüz ha? Kafayı mı? Eğer en iyi adamlarım dediğiniz bunlarsa diğerlerini merak ediyorum Önder Bey. Hop hop hop! Sen kendini ne sanıyorsun be? Alt tarafı bir yatak fabrikan var diye kendini bir şey mi sanıyorsun? Ha? Sen bizim reklamlara kusur bulacağına sana Kütürdettin ismini koyan babana kusur bulacaksın. Eğer bu ikisini hemen kovmazsanız sizinle olan bütün anlaşmam biter Önder Bey. O zaman sana güle güle Kütürdettin Bey. Çünkü Önder Bey senin gibi biri için bizi hayatta kovmaz. Önder Bey bir tercih yapacaksa bu tabii ki biz olacağız. Önder Bey parayı hiçbir zaman tercih etmedi. Aslanım bizi tercih etti. Önder Bey bizi sever sever. Bizi kovmaz Önder Bey, kovmaz. Arkadaşlar biz artık gidiyoruz. Sizinle çalışmak çok güzeldi. Sizi hiç unutmayacağız. Ne demek şimdi bu? Önder Bey bizi kovdu. Ne? Kovdu mu? Hadi eşyalarımızı toplayalım kanka, gel. Ya durun bir dakika, hemen gitmeyin. Önder Bey onu bir anlık sinirle söylemiştir. Hayır hayır, geri dönemeyiz. Bizim de kendimize göre bir gururumuz var. Eşyalarımızı alın, gideriz buradan. Kovulmak çocuk oyuncağı değildir. Ne yani, şimdi siz gerçekten gidiyor musunuz? Sınırlardan. Ne güzel. Lanet olsun, bu da kalsın. Ama klavyemi alırım. Bye. Hadi arkadaşlar, anas saldık. Yollarımız burada ayrılıyor. Ara sıra çay kahve içmeye gelirsiniz değil mi abi? Geliriz. O iğrenç çayını içmeye geliriz. Hepinize anas saldık. Güle güle. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bağcım anas saldık. Güle güle. Hadi kanka. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tanısın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acı ölmemiş.